Ben seninle ilk karşılaşmamızı hatırlıyorum. Ve Ben de. hani bazı insanlarla nasıl oluyor bilmiyorum. Bunun elektriğine işte Kalübela'daki bir tanışıklık mı, ruhların tanışıklığı mı ne bilmiyorum ama tanıştık. Seninle işte biraz oturduk, kalktık, eve doğru yürüdük. Ve sanki yıllardır yapıyorduk biz o işi gibi bir arkadaşlıkla başladı bizim ilişkimiz. Ve Evet, çok da güzel bir... ben de ilk defa tanışıyor olmamıza çok şaşırmıştım. Yok canım, biz daha önce karşılaşmışızdır falan diye. Ama tabii biz pandemi dönemi tanıştığımız için Evet. öyle bir şey mümkün değildi. Biz ekrandan ilk Evet. birbirimizi görmüştük, Evet. konuşmuştuk. Evet. İlk tanışmamızı ben de hatırlıyorum. Ama zaten bence arayı da çok hızlı kapattık. Evet, Geçmişi, değil kesinlikle. Sanki mi? yıllardır birbirimizin Sonrasını. hayatındaymışız Kesinlikle, kesinlikle. gibi. Şunu merak ediyorum ben. Yani klasik artık bir klişe oldu. Çok nasıl başlasam diye de düşünüyorum yani ilk soruya. Yazmak ve okumak üzerinden seni tanıyalım mı diye başlıyoruz hep. Senle en baştan bir başlamak istiyorum yani. Leyla ne yaptı buraya kadar? Yazmak ve okumak üzerinden olmasın bu sefer. Olmasın. Peki. Böyle bir bütüncül bir Peki. tanım olsun. Ben sesimi bu arada Tamam. kapatacağım ama... Tamam. Tamam. Aslında kendinizi tanıtın dendiğinde hep okullardan, iş hayatından vesaireden bahsediliyor. Aslında tabii hayatımız sadece bu değil. Ama ben de yine klasik olarak onları anlatacağım. Ankaralıyım. Bundan da çok gurur duyuyorum, çok mutluyum. Aralara tabii okumak, yazmakla ilgili şeyler girecek. 4 yaşında ben okumayı ve yazmayı öğrendim. Onun için beni evde tutamadılar. Ve daha 5,5 bile değildim mahalle mektebimizde. Çünkü yaşım küçük olduğu için de başka türlü olamıyordu. Ankara'da Hamdullah Supi İlkokulu'nda başladım okula. Sonra 3. sınıfa gelince imtihana girdim ve Türk Eğitim Derneği Ankara Koleji'ne geçtim. Oradan mezun oldum. Aslında okula başladığımda bir sınıfta atlatmak istediler de annem babam itiraz etmişler. İyi ki de öyle yapmışlar. Yoksa yani hakikaten sonraki eğitim hayatımda muhtemelen çok zorlanırdım. Çünkü sadece okumak, yazmak değil. Ankara Koleji'ni bitirdikten sonra 16 yaşında bitirdim liseyi. ODTÜ işletmeye girdim ilk tercihim olarak. Oradan mezun oldum. Tabii o zaman çok bilinçli değildik. Ben ne istediğimi değil, ne istemediğimi biliyordum. İstemediklerimi çıkardığımızda geriye işletme kalmıştı. Çok yakın arkadaşlarımla birlikte, liseden arkadaşlarımla birlikte çok güzel bir üniversite hayatım oldu. 20 yaşında üniversiteyi bitirdim. Ondan sonra işte arkadaşlarım hep sınavlara giriyorlar, yurt dışına, master'a vesaire. Benim de hiç öyle bir şeyim yok, bir hevesim, bir idealim, hedefim falan yok. Bir arkadaşım, ya sen de girsene sınavlara, bir TOEFL al, bir sınavlara, şeylere bir bak falan dedi. İyi dedim. Aslında benim hayatım genelde hep böyle oldu. Yani hep böyle birileri şöyle bir baksana, yapsanayla. Sınavlara girdim. Ondan sonra da İngiltere'de Nottingham Üniversitesi'nde MBA yaptım. İngiltere'de yüksek lisans bir sene sürüyor. Bir senenin sonunda da İstanbul'a taşındım. Çünkü benim mesleğimin pek çok meslek gibi iş hayatı İstanbul'da. Ben 21 yaşında İstanbul'a geldim. O zamandan beri de burada oturuyorum. Önce bir bankada çalıştım. Ondan sonra da Türk ve yabancı firmaların işte controller, finans müdürü, idari işler müdürü falan gibi işte koordinatör gibi çeşitli titrelerle görev aldım. Yani genelde bankadan sonra hep yönetici olarak çalıştım. 25 yıla yakın bir süre profesyonel, kurumsal yapılarda çalıştıktan sonra emekli oldum. Babam sağ olsun. Tabela yaptıracağım. Ben üniversitedeyken zaten staj yaparken başlamıştı sigortam. Onun da biraz yardımıyla emekli olabildim. Kurumsal hayattan ayrılışım böyle oldu. Ondan sonra da tekrar o şekilde çalışmak istemedim. Ondan sonraki, bu arada tabii son çalışırken 2008-2010 yılı arasında
Tekrar bir yüksek lisans yaptım. Yine şu şekilde oldu. Bir arkadaşımla sohbet ediyoruz. O Yeditepe Üniversitesi'nde karşılaştırmalı edebiyat yüksek lisansı yapıyor. Her buluşmamızda da işte okudukları kitaplar, aldığı dersler, hocaları vesaire. Bir gün kahvaltı ediyoruz. Yılbaşının ilk günüydü. Dedik ki, ya sen bu kadar seviyorsun okumayı, yazmayı, meraklısın, ilgilisin, senin İngilizcen de var. Bilgi Üniversitesi'nin karşılaştırmalı edebiyat bölümüne girip yüksek lisans yapsana dedi. Olurdu, olmazdı. Ben anneme bile söylemeden şeye hazırlandım, sınava hazırlandım. Ondan sonra sınavdan da gayet iyi bir sonuç aldım. Ve ondan sonra Bilgi Üniversitesi'ne işte mülakatlar, işte oradaki yılın sınavı vesaire. İşte o bana şunları oku, şu kitaplara çalış falan diye tavsiye etmişti. Onun yönlendirmesiyle çalıştım ve Bilgi Üniversitesi'nde karşılaştırmalı edebiyat yüksek lisansı yaptım. Tabii çalışırken okumak çok zormuş. Onu da yaşadım. O dönemde de yazıyı okumayı sonraya bırakalım, bunu atlayalım. Kurumsal hayattan ayrıldıktan sonra da Marmara Üniversitesi'nde yabancılar için Türkçe öğretmenliği ile ilgili bir sertifika programı vardı. Ona katıldım. Türkçeyi çok seviyorum. Yani oradan da zaten bu da bir parçası şu anda yaptıklarımın. Ve 2018 yılından beri de yabancılara Türkçe öğretiyorum. Bir de tabii editörlüğüm var, sanal yazı evim var. Yeşim Hocam'la tanışıklığımız 2017 diye hatırlıyorum. Önce öğrencisi oldum, sonra çatının altında sağ olsun bana da bir yer açtı ve şimdi hem geliştirici editör olarak orada çalışıyorum, hem Türkçe öğretmenliği yapıyorum yabancılara. Genel olarak çerçeve bu. Yazı çiziyi bıraktım şimdilik. Harika, evet. Zaten akışta herhalde onlar illaki Evet. gündeme gelecektir. Şimdi benzer bir hayat çizgimiz var. Konuşmuştuk zaten seninle de daha önce. Benim de öyle hayatımda biliyorsun birileri hep işte editör olsana farklı bakıyorsun. Borsacı olsana işte baban vesile vesaire falan. Herhalde işte sen söylediğinde şu an fark ediyorum. Ne istediğini bilmekten ziyade ne istemediğini bilmekle mi ilgiliydi acaba benim de bu yol çizgisinde birilerinin şunu yapsana dediğinde ha iyi yapayım deyip oraya yönelmek diye düşündüm. Ne dersin? Bir payı var mıdır Olabilir. bunda? Şöyle, geçen günde bir arkadaşımla bunu konuştuk. Ben Boğa burcuyum ve Boğa aslında sabit bir burçtur. Evet, Değişiklikten çok kararlı. hoşlanmaz, çok esnek değildir, kararlıdır vesairedir. Fakat sanırım biraz böyle işte yükselenim, ay burcum vesaire, onların da etkisi var. Hani astrolojiye inanan ve onu takip edenler için de hani bu belki bir ipucu olabilir. Çok inatçı ve ısrarcı değilim pek çok konuda. Çok çabuk ikna da oluyorum herhalde bazı konularda, kafam yatıyorsa ve dediğin gibi, yani hani istemediğimi bildiğim için öbür türlü fırsatlar ya da alternatiflere belki daha yakın bakıyorum. Dolayısıyla da yani şöyle, mesela kardeşim çok tırnaklarıyla kazıyarak yaptı. Çünkü hedefleri vardı ve hep onlar için çalıştı. Çok çalıştı. Çok şükür o da hepsini yaptı. Çok başarılı oldu vesaire. Ama baktığımızda ben daha rahat ilerledim. Yani ben de kendimce güzel bir yolda ilerledim, ama o olsun, onun sınavına çalışayım, bu olsun, orası için hazırlanayım gibi şeyler çok fazla olmadı. Bunun için de kendimi şanslı hissediyorum. Güzel yollar açıldı. Güzel, iyi arkadaşlarım da vardı. Herhalde o da olabilir. Sen de dene, sen de yap, bu sana uygun dediklerinde. Ben de dinledim. Ben de söz dinleyen bir insanım demek ki. Dinledim. Bunlar da bana güzel kapılar açtı aslında. O tip mesajları takip etmeyi seviyorum. Mesajları okuyabildiğimi de düşünüyorum. Yani kitaplardan, insanların söylediklerinden, karşılaşmalardan vesaire. Yeşim hocamız mesela ilk Şifayı Beklerken kitabıyla tanıştım. Kendimi tanımadan önce kitabını okumuştum. Vapurdaydım. Her kitap bir yolculuktur falan gibi bir şey söylüyordu. Ben de hani bir yolculuktaydım o sırada, yani bir vapur yolculuğundaydım. Mesela bu tip şeyler, böyle güldüğümü hatırlıyorum. Hani o tip, ya da mesela geçen gün bir kitap okuyordum.
bir tarih vermiş. Tam da benim okudum. 8 Ağustos'ta okuyordum ve 8 Ağustos bilmem ne diye işte bir tarihten bahsediyordum. Ben de 8 Ağustos'ta okuyordum bu kitabı. Hani bu tip şeyleri seviyorum. O tip tesadüfler, karşılaşmalar, mesajlar. Belki onlar da böyle oldu. Yani hayatımdaki şeyler, yoluma çıkanları da görebildim. Öyle bir yolculuk benimki de. Evet. Kronolojik sırayla giderek sorayım istiyorum aldığım notlardan. Yüksek lisans dedik ya 2008-2010 döneminde. O süreçten biraz söz eder misin? Bir de benim çok sevdiğim, duyduğumda çok O ondan önceydi. etkilendiğim önce miydi? Ha öyle mi? Ben yüksek Tabii lisans şu, sırasında tabii diye yok düşünmüştüm. yok O zaman anlatayım. oradan Anlat. alarak yüksek lisans Oradan. sürecini anlatır mısın? Tamam. Ben tabii yazmak daha çok okumak aslında hep oldu ve pek çok atölyeyi de takip ettim. Yazı atölyeleri, okuma vesaire. 2004-2005 gibiydi diye hatırlıyorum. Sema Kaygısız'ın bir atölyesi vardı. Yani bir atölyesi diyorum da 3 sene kadar takip ettim. İki farklı yerde vermişti. Onun atölyesine katılmıştım. Tabii hem okuyorduk, analiz vesaire işte yazarları tanıtıyor, kitaplar üzerine konuşuyoruz. Hem de ufak ufak yazı alıştırmaları yapıyorduk. Duk diyorum ama ben çok fazla yazmıyordum. Çünkü çok yeterli de görmüyordum, çok beğenmiyordum. Sema da biliyordu beni ve çok üzerime gitmiyordu. Ben seni biliyorum. İşte yazabiliyorsam, bir şeyler çıkıyorsa yazıyordum. Yazmıyorsam dinliyordum daha çok ama tabii çok doyurucuydu, çok güzeldi o atölyeler. İlk katıldıklarımdan da herhalde. O dönemde Sema'nın bir roman yazdığını biliyorduk biz, bahsediyordu. Bozcaada'ya gidip yazdığını, çünkü Sema'nın öykü kitapları vardı biz tanıştığımızda. Bir roman yazdığını biliyorduk. Çok da fazla, işte arada böyle bahsederdi falan ve bizim bir tanesinin sonlarına doğru da basıldı roman. Basıldığı dönem, hani o gün değilse bile işte o günlerde, o hafta diyelim. İşte bize söyledi, romanım çıktı vesaire diye. Sonra bana döndü, sana da küçük bir sürprizim var dedi. İşte tabii herkes nedir falan diye. Romanın ana kahramanının ismini Leylan koymuş. Romanı bilmeyenler için çok kabaca anlatacak olursam, iki bölümden oluşuyor. Üzüm ve Altın. İlk bölüm Üzüm, Bozcaada'da geçiyor. Anlatıcısı Leylan. Leyla'nın ağzından biz romanı okuyoruz. Dolayısıyla da sadece iki kere geçiyor. Aç kapıyı ben geldim, Leylan diyor bir yerde. Sonra bir yerde daha Leylan diye geçiyor adım. Yani öyle çok fazla Leylan, Leylan diye geçmiyor ama hani ana kahraman ve anlatıcı Leylan. Tabii ben çok mutlu oldum. Arkasından da tabii kitapla, romanla ilgili pek çok eleştiri, inceleme yazısı vesaire çıktı. Sema'yla röportajlar çıktı. Her yerde Leylan geçiyor. Yani tabii onlar Leylan diye soruyorlar sorularını. Ve tabii bu benim hayatımda olan bir şey değil. Çünkü Leylan çok alışılmış, çok fazla olan bir isim değil. Annemin, babaannesinin ismi. Ben yani bana İstanbul'da Leylan diye tanıdığımız var diye söyleyen birkaç kişi oldu ama ben hiçbir Leylan'la şahsen tanışmadım bu yaşıma geldim. Ve tabii yazılı olarak da görmedim. Ben mesela öğrenciyken böyle sıralara çocuklar isim falan yazar. Ben hiçbir zaman yazmadım. Çünkü ben Leylan yazsam zaten kimin yazdığı belli. Hani dolayısıyla hani belki senin için bile geçerli ama hani Behiye yine de vardır. Senden önce, senden sonra mutlaka olacaktır. Ama Leylan yok. O yüzden tabii çok benim için çok hem çok gurur duydum hem çok mutlu oldum. Tabii hiçbir zaman bilemedim. Yani Sema beni tanımadan önce bir isim düşünmüş müydü? Düşündü de sonra mı değiştirdi? Yoksa zaten hep isimsizdi de sonradan mı karar verdi? Onu hiçbir zaman sormadım Sema'ya. Fakat çok mutlu oldum. 2008'de işte bu yüksek lisansa girdim. Çok keyifliydi. Çok kıymetli hocalarımız vardı. Jale Parla, Murat Belgen, Azam Aksoy hep hocalarımdı. Hatta hemen araya da şöyle kısacık da bir şey anlatayım.
Okurken yine bir arkadaş, bir grup, benim tanımadığım işte arkadaşımın arkadaşı değil, bir grup yemek yiyoruz. İşte o da çok dedi, çok heyecanlandı benim yüksek lisans yaptığım bilgi de duyunca. Ne kadar güzel, ne kadar şanslısın falan ve şey dedi bana. Ben dedi cesaret edemedim dedi onların karşısında çıkıp da sınava girmeye. Çünkü ilk sınav yazılı ama ikinci sınav mülakat, sözlü sınavdı. Hatta ben Ankara'ya gidecektim. Onunla çakıştı, rica ettim ilk olarak ben geleyim, ben sonra gideceğim dedim. Bir masa, masada işte solumda Murat Belge, sağımda Jale Palda falan öyle bir masadayım. Ve ilk oturduğumda Murat Belge işletmeden gelen öğrencimiz sizsiniz demek ki falan diye söze başladı. Tabii onların da dikkatini çekmiş. Hem yaşımdan dolayı yani ben 20 sene sonra mezuniyetimden sonra böyle bir işe kalkıştım. O yüzden de kimseye söylemedim. Yani başaramazsam bu sınavda kimselere de şey olmayayım, rezil olmayayım, mahcup olmayayım diye kimselere bile söylemedim. Yani o sınavlar, eski öğrencilik şeyleri falan. Ve ben o zaman şey demiştim yani tamamen demek ki cahilce cesareti yani benim böyle bir şeye kalkışmam diye. Velhasıl işte tabii tez zamanı geldi ve ben de bir teşekkür olarak Sema'yı tez konu yaptım. Tabii o zamana kadar bir romanı daha çıkmıştı. Hem öykü kitapları vardı hem iki romanı vardı. Aslında önce çok fazla hemen kabul görmedi, bunu da söylemek zorundayım. Yaşayan bir yazar, genç bir yazar olarak yani çünkü herkes Orhan Pamuk, Yaşar Kemal, Oğuz Atay, herkes onları çalışıyor. Haklı olarak da onları çalışıyorlar. Ama ben bir kendimce bir teşekkür etmek istedim Sema'ya. Ve Sema'yla ilgili yazılan ilk tez de benim tezim. Ondan sonra yazılmış. Yine hemen şunu da kısacık anlatayım. Belki sana bile anlatmamış olabilirim. Pandemiden önceydi. Ben böyle tabii yazar sohbetlerini, toplantılarını da takip ediyorum. Kitap kulüplerine tabii katılıyorum falan. Zeynep Kaçar'la bir kitap kulübü sohbeti vardı. Hatta sevgili Şeniz Baş düzenleyicilerden biriydi. Baltalı'nın, özür dilerim, Balat'ta bir yere gittik. İşte sohbet ediliyor filan, konular geçiyor. Yani ne vesileyle oldu bilmiyorum. Benim ismim bir şekilde, ben ismimi söyledim. Masanın etrafında oturan gençlerden biri, aa dedi ben sizi tanıyorum dedi, ben sizi biliyorum dedi. Siz dedi Sema Kaygısız'ın tezini mi yazmıştınız diye. Evet dedim, meğer o da Sema Kaygısız mı çalışıyormuş ya da belki tezleri araştırıyordu. Benim ismime rastlamış. İşte Facebook'tan falan da böyle tek tük beni bulup yazanlar. Yani sonradan biliyorum ki Sema ile ilgili birkaç tez daha yazıldı ve benim tezime de baktılar diye biliyorum. Monografiydi yani bir incelemeydi aslında, öyle bir tezim de yoktu ama bir teşekkür ettiğimi düşünüyorum Sema'ya. Yani çok güzel bir hediye. Gerek senin hediyen, gerek şimdi Sema Kaygısız'ın hediyesi. Bana anlattığında çok etkilenmiş, çok heyecanlanmıştım. Evet. Ki Tabii seni düşünemiyorum. Sema bütün arşivini bana gönderdi. Tabii bütün o Evet. yıllar boyunca onunla ilgili yazılan gazete kupürleri, şu dergilerde çıkan yazıları, bağlantılar, yani pek çok şeyde tabii Sema çok yardımcı oldu. Yani o dönemlerde ben rüyalarımda falan Sema'yı görüyordum, işte mesaj atıyordum, seni gördüm rüyamda, şöyle oldu, böyle oldu falan. Ay Yani çok onunla güzel. yaşadım zaten o dönemde. Harika. Benim için çok kıymetli bir dostluk Kıymetli, onun. evet. O süreç çok Evet. güzeldir, zordur kuvvetle muhtemel ama her anlamda kattığı şey de vardır hayatına. Peki, editörlüğe gelmek istiyorum. Yazıyı da konuşuruz tabii de. Yeni vesilesi Yeşim'in kapı açmasıyla buradayız. Sıcaktan konuşamıyorum artık. Gördüğün gibi pertleşme. Birazdan buradaki Evet. sınıf iyi diyeceğiz. Nasıl geldin yazı evine? İnternetten mi? Arkadaş tavsiyesi? şöyle Konuşalım ben mı? efendim Biraz da o süreci sesim. konuşalım mı? Evet. Şöyle ben bu kurumsal hayattan ayrıldıktan sonra ben Anadolu yakasında oturuyorum, Göztepe'de oturuyorum. Artık karşılara gidip gelmek, o mesafeler, o trafik falan hakikaten çok ziyan olarak görüyordum ve olabildiğince bu yakada her şeyimi buralarda hayatım daha şekillenme. Çünkü tabii çalıştığım için ve karşıya gittiğim için pek çok şey karşıdaydı. Yani hani gittiğim Pilates stüdyosundan
işte ne bileyim kuaföre kadar her şeye karşıdaydı. Ben artık biraz bu yakada kendi çevremde ve dolayısıyla Kadıköy'de diye aradığımı hatırlıyorum. Tabii ki Yeşim Cimcim'i tanıyordum. Kitabı işte Şifayı Beklerken kitabını okumuştum. Muhtemelen hemen arkasından da 6 dakikayı almışımdır. Ama Kadıköy'de diye aradığımı ve ilk Yeşim Hocam'ın öyle karşıma çıktığını hatırlıyorum Moda adresiyle. Çünkü ben Sema'ya falan da işten çıkıp karşıda akşam saati iş çıkışı ve dolayısıyla karşıda gidiyordum. Pek çok şey karşıdaydı, Avrupa yakasındaydı. Öyle karşıma çıktığını hatırlıyorum ve ilk katıldığım atölyede Füsun Çetineli kendi editörün ol atölyesiydi. İki modüldü. 8 hafta, yani 6 ya da 8 hafta gittiğimi hatırlıyorum. Ve ben öyle başladım yazı evine gitmeye. Tabii kendimde şunu hissediyorum, yani yazmayayım ama yazının etrafında olayım. Şimdi kendi editörün ol da aslında hani çok böyle yazı ağırlıklıdan ziyade yazılanların nasıl işte kontrolü yapılır, düzeltilir vesairenin içerikte onların olduğu bir atölye. Ben böyle hep etrafından dolaşıyorum. Son derste galiba moladaydık. Mutfakta Füsun Hocam'la çay alırken Yeşim Hoca geldi. İşte Füsun Hoca benden bahsetti. Ondan sonra işte niye yazmıyorsun dedi. Ben de söyledim sebeplerimi. Dedim ki çok hayal gücüm yok benim. Ben demin de söyledim yani ben sağlam basan boğa burcu bir insanım yani. Toprak burcu böyle uçmam kaçmam fazla. Hayal kurmam, hayal gücüm çok zengin değil. Bir de dedim yani o kadar çok güzel şeyler yazılmış ki artık ben daha ne yazayım dedim. Yeşim Hoca baktı bana, ay sen tam benliksin dedi. Sen ve tesadüf, tabii yine tesadüf değil belki. Çok yakında da onun yazıya giriş atölyesi açılacakmış. Dedi ki atölye doldu ama dedi sen de git Ayça'ya adını yazdır dedi. Sen dedi gel bana dedi. Ve ben öyle başladım. Ondan sonra işte böyle kalabalık bir grup başladık. Ama devamında en son Müge ile biz kaldık. Müge Doğan'la biz kaldık. İkimiz tamamladık. Son modüle kadar. Öyle başladı Yeşim Hocam'la ilişkim. Bir beraberliğimiz. Yani öğrencisi olarak aslında ilk onun da öğrencisi değildim. Atölyesindeydim. Sonra onu tanıdım. Onun atölyesine katıldım. Ondan sonra da işte hem Devam Yazarlar et. Kulübü oradaki arkadaşlıklarımız hem Yeşim Hocam'dan devam ettik. Ve buralara geldik. İyi ki. Evet, iyi ki. Oradan yazıya geçelim mi? Yazıya Olur. bakışın biraz söyledin. Olur. Yazmak senin için mütemmim bir cüz, onu biliyorum. Ama öyle biraz benim gibi bakıyorsun yazıya. Bir orada benzeşiyoruz. Evet, yani yazı hep oldu. Yani zaten çok erken okumaya ve yazmaya başladım. Geçen hafta ilkokul öğretmeniyle de beraberdik. Hala görüşüyoruz. Senin yazdığın notları saklıyorum dedi. Ben hiç hatırlamıyorum bile. Yani ben ilkokulda falan bir şeyler yazdığımı hatırlıyorum ama böyle öğretmenlerime not yazdığımı falan hatırlamıyorum. Demek ki benim ilk yazılarım öyle notlarmış. Şeyi çok net hatırlıyorum. Ortaokulda bir İngilizce öğretmenim vardı ve çok severdim. Ona şiir yazdım böyle akrostişli şiir yazdığımı hatırlıyorum isminin soyadının baş harfleriyle. Yani her Türk genci gibi ben de bir şiir yazdım. Oralardan geçtim. Günlüğüm vardı. Çok onu sürdürmedim. Çünkü çok ortalardaydı. Ama hani hep yazdım. Bir de ben çok mektup yazdım. Yani onu da mesela dinlediğimde diğer podcastleri galiba Yonca söylemişti. Mektup var ve bende çok yoğun var. Kendimi mektupla daha iyi rahat ifade ettiğimi düşünüyorum. Yani yazları arkadaşlarımla mektuplaştığımı, İngiltere'de master sürecinde hep mektuplaştığımızı, yani tabii biraz dinozor gibi olacağım ama o zaman ne internet var, ne cep telefonu var, ne şimdiki haberleşme imkanlarının hiçbiri yok. Biz para atıp telefonla konuşurduk. Biri aradığında aşağıdan bağırırlardı telefon var falan diye. Yani öyleydi ki bu söylediğim hani yüksek lisans zamanı çok çok da eskiler değil. Dolayısıyla mektup hep oldu. Daha sonra ki arkadaş yani ilişkilerimde de hep mektup yazdım. Hep ben mektupla
özellikle bitişlerde. Hep mektup yazdım, o vardı. Tabii atölyeler vesilesiyle yazdım. Bilgi Üniversitesi'ndeki yüksek lisanstan ötürü zaten hep paperler yazdık, tez yazdım vesaire. Hani onlar hep oldu. Ama hep onu söylerim. Yani beni yazıya istediğim anlamda yazıya başlatan Yeşim Cimcioz'dur, Yeşim Hocam'dır. Ondan beri de yazıyorum. Birazcık daha dönemsel benim. Yani sabah sayfaları yazıyorum. Çok da güzel yine bir denk geliş aslında. 2 Aralık 2019'da böyle 1 Aralık'taydı galiba Yeşim Hocam'la Modo'da bir buluşmuştuk, sohbet etmiştik. Bana sen sabah sayfaları yaz demişti. Hani biliyordum ama yazmamıştım. Ertesi gün başladım. Çok güzel bir döneme geldi. Bütün bir Covid dönemi sabah sayfalarında oldu. Ve ben aslında kararlı bir insanım. Yani hem herkese hem kendime verdiğim sözleri tutuyorum. Bir şey yapacağım dediğim zaman olabildiğince sonuna kadar götürüyorum. Dolayısıyla da hakikaten hiç gün atlamadan o 3 sayfayı bazen çok zor yani işte şöyle oldu böyle oldularla yazdım. Dolayısıyla güzel de bir dönemi yani güzel değil ama hatırlanması gereken bir döneme de denk geldi. Mesela ilk başlangıcım çok uzun süre 1,5-2 seneye yakın onları yazdım. Aralarda yine böyle çok uzun uzun dönemli her gün 6 dakikalarım var. Sonra tekrar sabah sayfalarına başlamışlığım var. Tabii ki paketleri yapıyordum çünkü ben önce öğrencisiydim yazı evinin. Ve paketleri çok hakikaten sıkı sıkı. Ben de serbest pakete yazı koydum. Benim yazılarım da yorumlanmıştı. Dolayısıyla hani öyle yazıyorum. Çok duygulandığımda, çok beni etkileyen olaylar olduğunda, hatta şunu da kesinlikle söylemek isterim, birkaç kere de serbest pakete koyulan yazarlarımızın, üyelerimizin koyduğu yazılardan çok etkilenerek, tetiklenerek, duygulanarak oturup yazmışlığım da var. Yani güzel yazılar, güzel şarkılar da yazdırıyor. Ama hani istediğim o, fakat hayat maalesef çok, ya hayatta demeyeyim bahane bulmayayım ama hani böyle her gün sabah 10'da otururum, 1 saat yazmadan kalkmam gibi bir rutinimi ne yazık ki oturtamadım. Yani çok rutin insanı olmama rağmen onu yapamadım ama hep defterlerim var. Zaten müthiş bir kırtasiye sevgim var. Yani gözüm hep kalemlerde, defterlerde ve tabii ki kitaplarda çok çok okuyorum. Yazıyla ilişkim öyle. Kitap yazma ayındayız. Kitap yazma ayında işte bu kaçıncı senem? 6 mı? Yani 2 sene Ağustos'ta yapmadım çünkü kardeşim gelecekti Amerika'dan ve uygun olmayacaktı. Ama o senelerde ben Kasım'da yaptım. Yani Amerika'daki Evet, şey yazma hatırlıyorum. ayına getirip 2 sene öyle Kasım'da yapmıştım. Tabii o zaman kendimi çok yalnız hissettim. Şimdi yazma ayının içinde herkes birbiriyle paylaşıyor, kahve molasına koyuyor vesaire. O zaman ben yalnız başımaydım. Onun da ayrı bir şeysi var ama kendimi biliyorum, yazamayacağımı bildiğim için o zamana kaydırmıştım. Ama Ağustos ayları da güzel oluyor. Onlara katılıyorum, yazıyorum. Bu seneye kadar hep 50 bin kelimeyi tutturdum. Göreceğiz. Hadi bakalım. Onları da tutturdum, yazdım. Yani İnşallah. öyle yazıyla ilişkim böyle. Senin o kararlılığın Duolingo vesilesiyle konuşmuştuk ve bana her alanda yapamasam da örnek olduğum bir özelliğin oldu. Her alanda yapamıyorum tabii ama bazen böyle Duolingo'da böyle ay bugün de yapmasam hayır bugün zinciri bozmamalısın bir diyerek Evet. O örnek aldığım bozmaması, ve çok mutlu olduğum bir alışkanlık Evet, kazandırdım o anlamda. o tip de böyle bir arkada kontrol mekanizması var. Yani bugün hani Evet, oldu gururla evet. söylüyorum, Fransızca çalışıyorum. 937. Evet, günümdeyim. Yani maşallah. bazen hakikaten çok sıkılıyorum. Seyahatlere denk geliyor vesaire. Fransızcayı çok seviyorum. Lisede seçmeli ders aldım. Sonradan da Fransız kültüre gittim, özel ders aldım vesaire. Yani bir türlü şey yapamadım ama Fransızca hep aklımda, hep gönlümde. İşte 2 sene önce başlamıştım. 937 gündür. Evet, benim de Onu senle kırmıyorum. konuştuğumuzda işte 585. günüm galiba bugün. Olabilir, Yani belli olabilir. 585 gün önce konuşmuşuz demek ki
Ben aralarda girip işte Harika. yapıştırıyordum falan ama Evet. vesilenle en azından Artık şimdilik sadece bozmadan. Duolingo'da ve bazı küçük şeylerde hayatımda hadi verdim bu sözü kendine yap diye sürdürüyorum ve bunda payın hakikaten büyük. Ne mutlu. Okuduklarını konuşalım mı biraz? Neler okursun? Olur. Tabii küçükken, çok küçük yaşta başladım. İşte Milliyet çocuk kitapları. Bizim salonumuzun bir duvarı tamamen kütüphaneydi. Annem İngiliz filolojisi mezunu, annemin İngilizce kitapları. Babam da çok okurdu babamın kitapları. Yani annem babam hani hep ellerinde kitap olan insanlardı. Bunu herkes söylediği için söylüyorum. Hani bana çok normal geliyordu. Onlardan örnek aldığımı düşünüyorum açıkçası. O kütüphaneye böyle tırmanır, ara raflara basa basa, özellikle onlar evde yokken kitap çekip okurdum. Çok hatırlamıyorum kütüphaneden neleri okuduğumuzu, ama şunu hatırlıyorum. Ben klasiklerle başlamadım açıkçası. O eksiğini yakın zamanda tamamlamaya çalışıyorum. Yani yeni yeni o herkesin başladığı klasikleri ben daha yeni okuyorum. Fakat bana alınan kitapları defalarca okuduğumu hatırlıyorum. Çünkü çok kitap alınırdı ama çok kitap yoktu benim yaşım için. Hani evdeki kitaplara da bakıyordum vesaire, ama dolayısıyla o Milliyet çocuk kitaplarını üçer beşer defa okuduğumu hatırlıyorum. Ondan sonra da hep okulun yönlendirmesi, işte o zamanlar daha çoktu hediyeler, kitap gelirdi belki, bilmiyorum yani. Ben öğrenciyken, hani lise, üniversite hep birbirimize kitap aldığımızı hatırlıyorum. Dolayısıyla hep çok, benim de kendi kütüphanem, çok çok kitap alırım. Yani artık bu öyle bir noktaya geldi ki yetişemiyorum. Ki hızlı okurum aslında. Şeyi çok yaparım, hala da yapıyorum. Mesela diyelim vapura bindik, birisinin elinde kitap var. Ben o kitabın ne olduğunu mutlaka görmeliyim. Yani böyle eğilirim, bükülürüm, ne okuduğunu görmeye çalışırım. Bakarım neymiş bu kitap diye. İşte eskiden, hala var mı bilmiyorum, çok dergi almıyorum ama dergilerde böyle yazarlara, sanatçılara sorulur işte ne okuyorsunuz? Onların okuyorum dedikleri kitaplara mutlaka alırdım, bakardım. Böylece yelpazem de çok gelişti. Yani kendi yazarlarım vardı hep dönemsel olarak, yani yaşımdan bağlantılı, işte dönemden bağlantılı. Ama bu merakım sayesinde yelpazemi de çok geliştirdim. Çok farklı yazarlar okudum. Tabii bilginin, yani karşılaştırmalı edebiyat yüksek lisansının çok faydası oldu. Orada zaten işte bu klasikler vesaireler. Birazcık daha teorik kitaplar orada okudum. Akademik, yani Walter Benjamin'i falan ben tanımıyordum. Foucault'u tanımıyordum. İşte onları o dönem okudum. Ben işin birazcık daha teorik tarafı, ya da ne diyeyim, akademik tarafı mı diyeyim, birazcık daha bilimsel tarafına girmiş oldum o vesileyle. Tabii demin söylemeyi unuttum. Ben hala öğrenciyim. Sosyoloji okuyorum şimdi de. Açık öğretim, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde sosyoloji öğrencisiyim. Son sınıf derslerimi alıyorum. Onun da tabii etkisi oldu okumalarıma. Hani o da farklı bir yol açtı bana. Dolayısıyla çok okuyorum. Kitap kulüplerine çok, yani şu anda aynı anda 3 tane falan, bir ara 4'tü, şimdi 3 tane kitap kulübünü takip ediyorum. Bir kitap kulübümüz Sema Kaygısız'ın atölyesinde tanıştığım arkadaşlarımla 2008'de kurduğumuz bir atölye vardı ve orada şöyle başlamıştık. Yazar davet ediyorduk. Yazar davet ettiğimiz için tabii mecburen Türk yazarları okuyorduk. Ben her ay bir yazar ve yüz yüze, yani ne kadar güzel günlermiş, böyle beraber kahvaltı edip sohbet ediyorduk. Ne kadar güzel günlermiş dediğim, pandemi öncesi olduğu için. Tabii şimdi artık her şey Zoom üzerinde ve daha çok tercih ediliyor. Muhtemelen hala vardır ama çok yaygın değil. Biz yüz yüze tanışıyorduk. Bu vesileyle Türk yazarları tanıdım. Yani şimdi daha işte yeni duyduk, ilk defa okuduk denen pek çok yazarı ben o kitap kulübüm sayesinde, hem de şahsen yazarını tanıyarak kitaplarını okumuştum. O da beni çok geliştirdi, onu düşünüyorum. Aslında hani Toptaş'la başlamıştık.
İşte Oya Baydar, Latife Tekin, Elif Şafak, Murat Gülsoy iki kere geldi. Bütün o Afili Filintalar, Murat Menteş, Yekta Kopan, onlar hep geldiler. Hani yeni duyduk diyor arkadaşlarım. Ya ben onu bundan 15 sene önce yüz yüze tanışmıştım falan diyorum. O çok hoşuma gidiyor. Bu güzel bir kapıydı. Diğer kulüpler vesilesiyle bilmediğim mesela İspanyol Edebiyat'ta şimdiki kulübümle, Kitap Kurtları Kulübü'yle çok daha farklı ülkelerin edebiyatları, Macar, İspanyol, onlara girmiş oldum. Yani okumuşluğum var ama hani bir yazarını tanıyorum. İşte şimdi daha bir yazar daha ekleniyor üstüne falan. Öyle öyle okuyorum Beyciğim. Genelde böyle. Güzel. Demin mektup dedin ya, orada konuştuğum arkadaşlarımı hatırladım da, Sühenden Hanım, doğru hatırlıyorsam Handan, keza ben de hep küstüklerime, kırıldıklarıma Evet. ileteyim etmeyeyim. Tam da bu, evet. Halihazırda Küstüklerin, bitişler. işler, işte duygular, açılış vesaire. Handan'da da duydum sanıyorum. Doğru hatırlıyorsam hep duydum mektubu. Sende de zaten konuşmuştuk biliyorum. Acaba yazmak isteyenlere, yazıya başlamak isteyenlere bunu mu önersek? Mektupla başlayın. Evet, mesela Yazı göndermeyin ama mektupla başlayın. başlayın. Mesela yazı evinin, sanal yazı evinin mektup üzerine çok güzel bir paketi var. Evet. Evet. Mesela onu çok çok severek, çok keyifli ve onun için bir defter, ayrı bir defter alarak yapmıştım. Mektubu çok kesinlikle öneriyorum. Çünkü yani şöyle tabii ben diliyle yazılıyor mektup. Ama sene Kimse hitaben yazılıyor. evet ben söylüyorum ve sana yazıyorum. Hani kimisi bunu edebiyatta zor olduğunu söyler. Zaten sen hitabıyla yazılan çok romanda yok. Bir tane Sema'nın biliyorum işte Yüzünde Bir Yer. Sana hitap Evet. ediyor. Harlan Sen Coben'in var. evet bir de sana tavsiye edip de bende varmış dediğin kitap şimdi hatırlayamadım. O Dur, neydi o? Adnan mıydı? Şimdi ismini Evet hatırlayamadım. evet dur, bulacağım ben onu, Evet tamam. sen bu arada Geçkin, bak. geç. Geç, evet. Neydi? Neyse, Evet, hatırladık, evet. çıkarırız. Ayhan Geçkin miydi? Ayhan Geçkin, evet. Evet, çok da güzel bir roman. Öyle çok tek tük var. Genelde üçüncü şahıs vesaire. Tabii o samimiyet bir yaşanmışlıklar, yani bir tecrübe üzerine yazılan bir metin. Yani duygu olabilir, bir olay olabilir, bir ilişki olabilir. Onun üzerine yazıldığı için de çok iyi bildiğimiz bir yerden yazıyoruz tabii mektubu. Onun bir kolaylığı var. Yine mesela hemen bir araya gireyim. 2012 yılında Roman Kahramanları diye bir dergi var. 3 ayda bir çıkıyor. Bir ara çıkmadı ama şimdi yine görüyorum Var, galiba yine var. çok Yine güzel bir var. dergiydi Evet. kesinlikle. O dergi bir ara dediğim 2012 yılında Yere Düşen Duaların Leyla'nı kahraman olarak almıştı ve o dosyasında inceleyeceklerdi. Bilgi Üniversitesi'nden tanıdım ama aslında daha önceden Sema Vesilis'le tanıştığım Seven Gül Sönmez de benden bahsetmiş derginin işte o dosyanın herhalde editörüne. Benim iletişime geçip benden bir yazı istemişlerdi. Tabii benim için çok zordu. Ne yazacağımı da bilemiyorum falan. Ve hani klasik yumurta kapı şeklinde böyle düşünüp düşünüp. Ve ben orada da mektup yazdım. Ben orada Harika. Leyla'na bir mektup yazmıştım. Çünkü düşündüm hani en rahat ben böyle ifade edebileceğim, anlatabileceğim diye. Tabii önce kendimle yani benim Leyla'nla olan ilişkim işte biraz önce anlattığım şeyleri de anlatarak başlayıp ondan sonra benim gözümden romanı o bölümü yani çünkü Leyla'nı incelediği için sanırım altın bölümü yoktu o dosyada. Üzüm bölümü üzerineydi daha çok. En azından benim kısmım öyleydi. Ve orada da mektup yazmıştım ilginç bir şekilde. Yani çok da ilginç değil çünkü ben en rahat mektup yazıyorum. O pakete bakmalarını çok 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 Evet. öneririm. Oradan çalışmalarını ve oradan devam etmeleri muhtemelen kolaylaştırıcı olacaktır. Doğru Kesinlikle. söylüyorsun. Konuştukça şunu hatırladım. Pek çok terapi yönteminde de mektup kullanılır. Öyle mi? Dolayısıyla aslında evet, Geçtalt'te var. Şema terapi de var. Diğer bildiğim alanlar yok. Evet.
doktrinler Öyle ama bu mi dedim ama ikisini de aslında biliyorum. biliyorum. Doğru, öyle mi dedim bir anda ama evet, doğru. Dolayısıyla aslında o Doğru. terapik yanı da hani Murat Anmungan diyor ya, önce affetmek için yazarız. Şimdi böyle parçaları bağlayınca aslında mektup yazarak bir yerde bir yeri şifalandırıyorsun. Gönder ya da gönderme, ver ya da verme. Orada bir duyguya bakıyorsun, atmosfer. Pek çok kurgu unsuru giriyor ama bir yandan da şifalı bir iş yapmış oluyorsun kendine ya da oradaki duyguya dair. Ve yazıyı da toplamda geliştiriyor gibi gibi bir bağlantılar zinciri oluştu Evet, zihninde. katılıyorum, çok katılıyorum. Buradan ilgisiz bir bağla ya da çok ilgili bir bağla Türkçe'ye geçelim diyorum. İkimiz de bir Türkçe yavaşça Türkçe İlgili, tutkunu kesinlikle. olarak Türkçe'yi konuşalım istiyorum ve editörlüğü konuşalım istiyorum. İkimize de güzel bir Olur. olan kapıyı. Evet. Yani Türkçeyi çok seviyorum, gerçekten. Zaten dil benim çok ilgimi çekiyor. Yani nasıl oluyor da bu kadar insan tek bir şey üzerinde anlaşmış, bununla iletişim kuruyor. Birisi bir şey söylediğinde öbürü anlıyor. Ama o beyin zaten hani nasıl çalışıyor da bu dil nasıl oluşmuş? Hani işin o kısmı da hani sadece Türkçe değil, ben İngilizceyi de Evet. seviyorum, Fransızcayı da seviyorum ama tabii ki Türkçeyi çok seviyorum. Kendimi en iyi ifade edebildiğim bir dil. Eskiden daha böyle diğer dillerden de yapısal olarak farklı olduğu için hani Türkçe zor. Çok insan Türkçe öğrenmek istemiyor, çok konuşmuyor vesaire gibi hani bir takım şeylerim vardı. Ama aslında Türkçe çok güzel bir matematiği olan, sağlam matematiği olan bir dil. Ve sanıldığı kadar da öyle az kelime falan değil. Yani biz az kelime kullanıyor olabiliriz. Farsçadan olsun, Arapçadan olsun, Fransızcadan olsun. Evet, kelimeler almışız ama diğer diller de almış. Yani bu sadece Türkçe'ye has bir şey de değil. Ya bir de Herkes araya gireceğim. Bu bir dilin nedir? fakirlik ölçüsü değildir Değil. bana kalırsa. Bilakis Evet. ne kadar genişlemeye ve zenginleşmeye ve o altı o kadar zengin ve dolu olmazsa alıp da kabul edip dönüştüremez hiçbir dilden hiçbir kelimeyi bence. Evet. Bir de tabii kültürle çok alakalı. Yani Evet. ben Evet. bunu ta lisede edebiyat öğretmenimizin de söylediğinden de hatırlıyorum ki öyle zaten. Mesela Türklerde demişti akrabalık ilişkileri çok önemlidir. Onun için bizde enişte, hala, teyze, baldız, bacanak, görümce bunlar her biri için ayrı bir kelime var. Yani İngilizce'de işte ne Uncle. bileyim sister-in-law diyorsun geçiyor. İşte uncle diyorsun. Hangi uncle? Amcan mı, dayın mı? Mesela onu da söyleyeyim. Geçen 2 hafta önce şey yaptık. Vanya diye bir film var şimdi. Hala vizyonda mı bilmiyorum. Çok çok başarılı bir film. İngiltere'de tiyatrosundan yani tiyatroda sahnelenen bir oyun. Canlı tiyatro sahnesinden çekim yapmışlar ve film olarak şu anda vizyonda. Çok başarılı, tek kişilik bir oyun. İşte pek çok karakteri bir kişi canlandırıyor. Çok güzel bir oyun. Fakat çevirisinde, altyazısında Uncle'ı amca diye çevirmiş. Yani Vanya amca diyor. Şimdi Vanya amca değil, biz onu Vanya dayı diye biliyoruz. Dolayısıyla da seyirci o bağı kuramayacak. Çehov bağını belki de kuramayacak. Yani işte o Uncle'ın, ya tabii ki bu çevirmenin dil inceliği vesairesiyle de alakalı bir şey ama oradaki kişi karakterin dayısıydı. Annesinin erkek kardeşiydi ama onu amca diye çevirmişler. Hem zaten hatalıydı hem de biz orijinaliyle de o bağlantıyı kuramadık. Bir uyarlama olduğu için tabii birebir her şeysi de aynı da değildi tabii ki. Dolayısıyla mesela işte bazı dillerde renk, her tonun bir adı var. O da işte bir kültür. Herkes kendi kültürüne göre yani doğanın içinde yaşayanlar, çiçeğin, böceğin belki şeyleri daha farklı. Rüzgar yani rüzgarların tabii ki adları var ama eminim daha çeşitlisi vardır daha başka kültürlerde. Dolayısıyla az kelime var deyip bir kalemde silmek hiç doğru değil. Türkçeyi çok seviyorum. Dil iletişim aracı yani Türkçeden bağımsız da düşündüğümüzde. Dolayısıyla da hem konuşurken hem yazarken doğru kullanılması gerektiğine inanıyorum. Bu benim biraz hassas da noktam. Yani gerçekten tabii ben işin yazı tarafındaki doğruluğuyla daha çok ilgileniyorum ama konuşurken de konuşmada da doğru kullanılması, doğru söylenmesi. Bir de şu var.
dil yaşayan bir organizma gibi de düşünebiliriz. Yani biz dil tamam oluştu ve artık hep böyle değil. Bunu hani hepimiz biliyoruz. Günlük hayattan, günlük karşılaştığımız, yani televizyon dizisinden bile dilimize bir sürü kelime giriyor. Bunu hepimiz zaten yaşadık, biliyoruz. Dolayısıyla her an tetikte olmamız gerekiyor. Yani dilimizi korumak için de tetikte olmamız gerekiyor. Ama elbette ki yeni şeylere yer açılması gerekiyor. Tabii ki teknolojinin gelişmesiyle çok yeni kavramlar girdi. Maalesef ki biz bunları tabii orijinallerinden çoğunu alıyoruz. Kendi dilimizde çok fazla, kendi dilimizdeki kelime karşılıklarıyla değil de dünya nasıl kullanıyorsa ya da işte kimin icadıysa oradan hareketle biraz dilimize yerleşiyor. Ama işte ben olabildiğince Türkçe, yani araya başka kelimeler katmadan, dili çok bozmadan kendimi konuşmaya çalışıyorum. Ve yazarken de buna hakikaten dikkat ediyorum düzgün. Çünkü şeyi bilmiyoruz, fark etmiyoruz. Doğru yazılmadığı zaman karşımızdaki aslında bizi hem daha geç anlıyor hem daha az ve yanlış anlıyor. Yani yazıyla ifade de zaten duygu, mimik vesaire olmadığı için çok dikkatli olmamız gerekiyor. Yani bir mesaj yazdığımızda karşıdaki nasıl anları aslında biraz düşünmek gerekiyor. Ama bir de hele ki yanlış da yazarsak, düzgün bir Türkçe ile yazmazsak, o zaman burada tabii daha çok noktalama devreye giriyor aslında. O zaman daha az ve yanlış anlaşılma ihtimalimiz de artıyor. Onun için çok önem veriyorum. Yani şu anda iletişim teknolojiden de dolayı çok fazla yazıyla ilerliyor. Yani artık e-mail, yani mektup yazmıyoruz ama artık e-mail yazıyoruz. İşte WhatsApp'tan yazışıyoruz. Bir dönem SMS vardı, kalmadı ama artık WhatsApp, yani telefonla arayacak kişi bile müsait misin diye önce yazıyor, ondan sonra telefon ediyor. Dolayısıyla yazıyla çok ilerleyen bir iletişimimiz var. Doğru olması çok önemli. Sadece yazdığımız öykülerin, romanların, parça metinlerin vesairelerin, hani biz bu çerçevede tabii ki konuşuyoruz ama günlük hayatta kullandığımız Türkçenin de ben doğru yazılıp okunmasına çok önem veriyorum. Çünkü biraz ekleye ekleye gidiyorum ama bir de hafıza denen bir şey var, göz hafızası denen. Yani biz yanlış yazımları da göre göre düzgün yazımın hafızasını oluşturamıyoruz kendimizde. Bu bir hafıza işi. Yani okuduğumuz, özellikle internetten okuduğumuz haberlerde o kadar yanlış var ki, yani sadece harf hatası vesaire değil, yanlış Türkçe kullanımı, yanlış noktalama. Bu da bizim kendi bilgimizi oluşturmamıza engel oluyor. Yani birazcık şey yapsak, doğrusunu görsek zaten o hafızanın otomatikliğiyle de doğrusu bir kısmı en azından gelir. Kesinlikle. Yani ben kendi öğrenme geçmişime baktığımda bu dediğin şeyin payını çok hissediyorum. O kadar çok doğru kaynaklardan, doğru okumalarla beslenmişim ki bazen ben bunu nereden biliyorum bu kelimeyi diyorum. Biliyorsun Osmanlıca, Farsça konuşmayı ve kelimeleri seviyorum. Ayrı bir ilgim var. Bu kelimenin anlamını nereden biliyorum ben diyorum. Ya yani bunu nereden girmiş dilime ve kullanıyorum? Ve o zaman o dediğim bağlantıyı kuruyorum. O kadar doğru yerlerden. O kadar doğru insanları okuyarak gelmişim ki buraya, çok şükür. Bugünkü mesleğim hediye olmuş bana, işte o sevginin vesilesi, keza sana da. Evet, Biraz böyle evet. bence, bu sevginin ekmeğini yiyoruz bence. Evet, evet, evet. Samimi sevginin, salt Evet, şeyse, boşuna da gerçekten çıkarcı bir öyle. sevgi de değil de samimi bir sevgiymiş bizimki. Ve buradan aslında bir Gerçekten de öyle. güzel bir hediye daha var sana. Atölyen. Editörlük. Atölyem. Evet, Editörlük müşterek editörlük, hediyemiz. editörlük. Sana Evet, özel bir de atölye. atölye. Evet, Konuşalım mı kapamadan? evet. Bu da sevgili İdil'in vesile olduğu bir şey. Ve işte Yeşim Hocam, İdil, ben moda çay bahçesinde otururken böyle bir gündeme gelmişti ve oradan ilerlemiştik. Şöyle, tabii benim Türkçe sevgim ve bu düzgün doğru olmasına çabam fark ediliyor. Yani kendim dikkat ettiğim gibi bazen elimde olmadan, geçmiş için konuşuyorum. Bugün artık bunu özellikle de yapıyorum. Bu görev, yani yeni işim diyeyim ya da yeni mesleğim diyeyim onunla bağlantılı olarak, ama
Yani böyle hep düzelt be vesaire. Dolayısıyla etrafımdakiler hep bilir bunu olan hassasiyetimi, bu titizliğimi. Yeşim hocamdan Edil'in de tabii ki dikkatini çekmiş ki onlarla yaptığımız bir sohbetten çıktı bu. Yazarken dilimizin kuralları diye koyduk atölyenin başlığını. Burada aslında hepimiz tabii bunu gördük. Hepimiz yazım kuralları okulda öğrendik. Hepimiz öğrendik. Ben buna hatırlama diyorum. Hatırlama ve uygulama aslında. Çünkü biliyoruz. Bilmediğimiz hiçbir şeyi anlatmıyorum ben. Hepimizin bildiği şeyleri anlatıyorum. Ama bazı şeyler unutulmuş olabiliyor veya uygulamıyor oluruz. Benim atölyem vesilesiyle hem bir hatırlama, kuralların üzerinden geçme hem de uygulama olarak planladık. İki modül, uzun süre ilk modül tek modüldü, 3 haftalıktı. İkinci modüle de geçen sene başladık. Şu anda toplam 6 haftalık bir atölye. Önce yazım kuralları üzerinden geçiyoruz. Arkasından da noktalama işaretleri. Sonra bazı hatırlatmalar yapıyorum. Bu da doğru bildiğimiz yanlışlar gibi özetleyebilirim. Yani işte bitişik yazılıyor. Şimdi aslında şunu söylemem gerekir. Türkçedeki yazımdaki problem herkesin hani çok böyle artık popüler dilimizdeki gibi D'ler, dağlar, ki'ler falan değil yani. Orada kuralı bir kere öğrenip birazcık da dikkat ederek ve bir hafıza oluşturarak kullanmaya başladık mı onlarda halledilmeyecek bir sorun yok. Esas problem bence büyük harflerin kullanılışı, kesme işaretinin kullanılışı ve bileşik kelimeler. Bunların üzerinde daha çok duruyoruz. Bileşik kelimelerde mesela bitişik yazılıyor diye bildiğimiz ama aslında ayrı yazılan veya ayrı yazdığımız ama birleşik yazılması gereken kelimeler var. İşte mesela hatırlatmalarda bunu veya işte ne bileyim ne kullanırsak cümlede yüklem tabii ki bağlamına göre değişebiliyor ama yüklem olumlu olur, olumsuz olmaz. İşte ne yardan ne serden vazgeçerim diyoruz, vazgeçmem demiyoruz gibi. İşte bu tip doğru zannettiğimiz aslında yanlış olan bir takım kullanımları da hatırlatma olarak yapıp ikinci bölümde daha çok alıştırmalar üzerinden, uygulama üzerinden gidiyoruz. Birazcık daha detay bazı başka kuralları anlatıyorum. Hem yazımda hem imlada. Daha gündelik hayatta çok fazla kullanmadığımız ama aslında kılavuzlarda olan bir takım başka kuralları da anlatıyorum. Arkasından da bol bol egzersiz yani sorular üzerinden ben soruyorum. Tabii şu da güzel oluyor. Bir şey anlatıldığı zaman hele de bildiğiniz bir şeyse ben bunu biliyorum diyorsunuz ya da kolaymış diyorsunuz filan. Ama uygulamaya gelince öyle olmuyor. Burada amacım sorularla aslında tekrarlatmak, hatırlamak. Çünkü o zaman ben ne biliyorum, ben nasıl kullanıyorumu hatırlayıp ona göre cevap veriyor katılımcılar. O zaman da doğru mu yanlış mı olduğunu görüp o zaman daha kalıcı oluyor. Aa ben bunu böyle biliyordum ya da ben bunu hiç böyle kullanmamışım diyen pek çok katılımcımız oldu. Daha çok sorularla gidip tekrar ondan sonra da en sonda da birkaç metin üzerinde işte boş bir metin yani hiç işaretsiz metin verip yerleştirmelerini istiyorum noktalama işaretlerini. Size göre nasıl bir anlamı olsun diye düşünüyorsanız ona göre yerleştirin diyorum ve birlikte konuşuyoruz. Zaten noktalama işaretlerinde şu kesin diye bir şey yok. Yani virgül kullanılacak yerde de bazen noktalı virgül kullanmamız gerekebiliyor ama sadece virgüllerle de ilerleyebiliyoruz. Ya da cümleyi kısa kısa, bunlar tabii biraz yazarın anlatım tercihi. Kimisi kısa cümleler kuruyor, kimisi bağlaya bağlaya uzun cümle kuruyor. Herkes kendi tercihine göre bir noktalama yapısı kuruyor o metinlerde. Ondan sonra da üzerinde o da olur, bu da olur ama yazar burada bunu bu şekilde kullanmış gibi birlikte konuşarak, tartışarak ilerliyoruz. Şimdi şöyle de bir durum var. Aslında yazarlık yaratıcılığa dayanan bir şey ve yaratıcılığı ket vuracak herhangi bir şey aslında olmamalı. Yani ilk yazarken o içinizdeki
ilhamla gelen o içinizdekileri ilk amaç. Eğer sizin öyle bir alışkanlığınız yoksa, yani benim var ama olmayabilir. Siz nasıl geliyorsa öyle yazın. Ama ondan sonra istiyorum ki herkes yazdığını mutlaka yazım ve noktalama açısından da bir kontrol etsin. Ne anlatmayı, nasıl bir duygu vermek istediğini düşünerek o işaretleri kullansın. Çünkü o çok fark ettiriyor. Ben bunun farkındalığını yaratmaya çalışıyorum atölyelerimde. Herkesin kendi tercihi var ama belli kurallarımız var. Kurallar bozulabilir. Leyla Erbil ne işaretler kullanıyor metinlerinde? Kimisi Ama diyor ki bunu Leyla Erbil yaptıktan olduktan ama sonra bunu yapıyor. Leyla Erbil Yani olduktan sonra bilip yapıyor. bozmak başka bir şey. Tabii. Ya da Saygıyla Saramago bozmak diyorum ben ona. Evet. hiç işaret kullanmadan yazdığı sayfalar var. İşte noktadan sonra küçük harf ile başlayanlar var. Ya da tırnak işaretini göstermek için konuşanın cümlesini aynı cümle içinde büyük harfle başlayan var. Yani ben bunlardan da bahsediyorum. Bunlar tercih ama bir asıl olan bir ana kurallar var. Onları bilmemiz gerekiyor. Onlarla ilerlememiz gerekiyor. Siz duygunuzu daha sonra ben böyle daha iyi ifade edebiliyorum dediğiniz noktaya geldiğinizde o zaman sizin tercihlerinizle ilerleyebilir tabii ki yazdıklarınız. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Geliştirici editörlük bakımından da ben metinleri okurken ve yorumlamaya çalışırken özellikle tabii ki yani bizim paketler için söz konusuysa zaten yönlendirmeler çerçevesinde yapıyoruz bunu. Ama bireysel çalışmalarda vesaire de tabii ki daha farklı. Yani noktalama benim en son ya da yazım benim en son baktığım şey. Çünkü o şekil iyice şekillendikten, son halini aldıktan sonra, ne vermek istediğini anladıktan sonra ve kendi dilini oluşturduktan sonra yazar buna bakacak. Eğer benim gibi otomatik zaten öyle yazmıyorsa. Yani onu da parantez içinde söylemek istiyorum. Çünkü benim için de öbür türlüsü zor. Bir de yani mesela ben WhatsApp mesajlarımda bile olabildiğince doğru yazıyorum. İşte ne bileyim behiyecim yazmıyorum. Behiyeciyim diye yazıyorum. Kesmeyle ayırmıyorum. Çünkü biliyorum ki karşımdaki insanda benim de yazdıklarım hafızasına yardımcı olacak. Yani bu benim çok çok had safhada, çok hani çok idealist olarak yaptığım, uyguladığım bir şey. Herkes böyle değil. Ama sonradan mutlaka bakın. Çünkü siz ne söylemek istediğiniz, karşınızdaki sizin yazınıza bakıp ne anlayacak o ihtimalleri bilin. Benim atölyem biraz bunu anlatıyor aslında. Çok güzel. Cim ekine ilaveten bir şey söylemek istiyorum. Çünkü orada Cim için ittifakla bir kısım yazar. Artık Cim ekini kullanarak sadece Cim değil Cim olarak yazabiliriz diyebiliyorlar. Bunu da Vallahi ne kadar şey rahatlarım ben yapalım. de. Bazen Evet, öyle bir vaktim bilgi yoksa var. ben de vaktim yoksa çok acil bir Evet. şey zaten hızlıca benden de kaçıyor. Benim Evet. elimdeki kılavuzlar bunu söylüyor. Necmi Evet, Yalçın böyle bir bu bunu söylüyor. güncel Ama mesela, yani sözde duyduğum bir şey benim yazar evet. öğretmenlerimden çok kıymetli yazar öğretmenlerim hepsinin kulakları çınlasın. Cim'in özelinde tabii bunu söylüyorum. Cem Onun dışında özelinde, evet. sonuna kadar Zaten demin haklısın. söyledik yani Ya yaşıyor, abi devamı abi falan değil mi? değişiyor. Onlar çok teferruat. Evet. Artık tabii AB yazmıyoruz da, Evet. evet. Bunlar Oo, dediğim madem. gibi dil yaşıyor, Evet. güncelleniyor. Kılavuzlar da muhtemelen bu doğrultuda düzenlenecektir. Pek çok şey Umarım. var. Yorum O kitapları aradaki var. ikilikler gidecektir. Evet. Şimdi hemen onu da söylemek istiyorum. Tabii Hı. bizim kafa karışıklığımızın bir sebebi de Evet. farklı kılavuzlarımızın olması. Evet. Yani bir Türk Dil Kurumu, bir dil derneği ki ben onu takip ediyorum. Başka kılavuzlar var. Yani kabuller farklı olunca kafalar da karışabiliyor. Bunları da hep anlatıyorum. Yani bunlardan da Evet. bahsediyorum atölyemde. Onda haklısın evet. Yani inşallah Hı. kısalır da ben de İnşallah. rahatlarım. O cimler benim de Onu var. Çok Cim'i kısaltabiliriz. kısaltayım ben de. Kimse ben de Hocalardan cevaz var. tamam bunu Kapanınca evet. söylerim. Tamam. Şey çok keyifliydi. Yine yüz yüze görüştüğümüz zamanlardaki ay bu zaman ne çabuk geçti cümlesini içimden kurdum ben tekrar. Aynen Ama benim için de bitti öyle. maalesef. Umarım Evet. tekrarı olur.
Çok keyifliydi benim için. Keyifliydi. Evet, umarım. Çok güzel aktı. Teşekkür ederim Dinleyeni Leyla'cığım. çok Evet, olur. dinleyeni çok olsun. Dinleyeni çok Dinleyenlere olur. de bir şey ulaştırmış olalım vesileyle. İnşallah. Duolingo'ya İnşallah. devam Senin güzel, etsinler. evet, güzel sohbetlerinin bir parçası olduğun için Çok ben de teşekkür çok ederim. teşekkür Ben de çok ederim. Çok mutluyum. mutluyum. Seninle bu Sağ olasın. sohbetlerimizi buraya taşıdığımız için çok mutluyum. Tekrar olsun dileyelim. Teşekkür Atölyemize de ederim. lütfen katılın arkadaşlar. Bu hafıza çok kıymetli. Dilimizi biz sevip biz sahip çıkmazsak daha kim çıkacak? Evet. Evet, tam da bunu söylüyorum. O bize emanet. Evet. Bizden sonrakilere geçecek, yani başka her şey gibi. Dil bizim emanetimiz. Çok önemli Dolayısıyla bir bizim tutkalımız üstelik de. bunu doğru kullanmamız gerekiyor. Evet. Ekim ayında başlayacak Evet. atölyemiz. Ekim'in ilk pazartesi günü duyuruları zaten yapılacaktır. Evet. İnşallah yeni katılımcıları bekliyorum. Çok keyifli olduğunu İnşallah. söylüyorlar. Ben de çok severek Kesinlikle. yapıyorum. Onu aktarmayı çok isterim. Evet, inşallah nasip olsun. Peki, İnşallah. o zaman görüşmek üzere diyorum. Görüşürüz. Hoşça kal diyorum. Hoşça kal. Çok sağ ol. Sen de.